Pardon bugün sizlere 30 Ağustos Pazar günü ile ilgili toplamda 4 maçın tahmin analiz yorumlarımı paylaşacağım. Şimdi Fransa Ligi'nden e, liginde toplamda yani 6 tane maç var. Fransa Ligi'nden maç seçmedim ki bu 4 maçında hatta e, bugün çok fazla kupon yapmanızı tavsiye etmiyorum. Yani 3 tane yapıyorsanız bugün bir tane yapın bir tane de keyfe kadar yapıyorsanız yapın. Çok fazla kupon yapmanızı tavsiye etmiyorum. E, maçlar sakıncalı maçlar şey olarak lig olarak Fransız bir Ligi vardı. Onda da uygun bir maç bulamadım kendime göre. Bu 4 maçı sizler için değerlendireceğim. video beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi tıklayabilirsiniz. Şimdi Bazel maçıyla başlıyorum. Şimdi dostlar iddia tarafına baktığımız zaman maç sonu 1-1 oranı 2.85. Beraberlik 3. Maç sonu 2 .1 85 oranı açılmış. ben alt üst oranına da bakmak istiyorum. 1.40'lık üst oranı. E, karşılıklı gol var oranında 1.35 şeklinde açılmış. Bu iki takımın karşılaşmalarına baktığımız zaman e, Bazel'in e, e, form durumuna baktığımız zaman son maç 6 birlik bir galibiyeti var son maçında. Genel olarak 5 maçında 2 beraberlik 2 galibiyet 1 mağlubiyeti var. Young Yongpoys'dan e, gollü geçen galibiyetleri olan takım gol atıp gol yiyen iç, e, hücum tarafına çok fazla top taşıyan aynı takı, aynı zamanda e, geriye kontra atak yiyen bir e, takım e, Young Boys şimdi son maçlarına baktığımız zaman zaten arkadaşlar e, görüyoruz ki e, bol gollü geçen Young Boys e, ve Basel galibiyetleri var. Yani galip gelen takım bol gollü geliyor. Ben de kupa finalinde bu iki takımın e, birbirlerine gol atacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var diyorum arkadaşlar. Diğer maçıma geçiyorum. Şimdi arkadaşlar Lokomotiv Moskova Zenit maçı Rusya liginde eee maç maç, e, maç e ee, oranlarına baktığımız zaman 3.65'lik ev sahibi 1.62 de Zenit Berabere de 3.05'lik oranı var. Canlı puan durumuna e, baktığımız zaman da Zenit'in e, şu an 5 maçta 12 puan var. 4 galibiyet, 1 mağlubiyeti var. Lokomotiv Moskova'ya baktığımız zaman 5 maçında e, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyeti olduğunu görüyoruz. Şimdi Lokomotiv Moskova evinde İlk göstereyim de. Kendi aralarında oynanan maçların arkadaşlar 2 birlik bir son maçın galibiyeti var Zenit'te. Ondan önce 0-0 1-0. Bu iki takım gerçekten Rusya Ligi'nde hatta sayıdır takımlar. Moskova'nın son oynadığı maçta 3-2 ondan önce de 2 birlik bir galibiyeti var. Bu maçta artık Moskova'nın gol atacağını, Zenit'in zaten golünün olacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Bu maçta öneriyorum arkadaşlar. Diğer maçıma geçiyorum. Şimdi arkadaşlar Rosenborg, Stabek maçı. Maç sonucu oranlarına baktığımız zaman 1.45'lik ev sahibi 4.25'lik deplasman beraber de 3.50'lik oranı var canlı puan durumunda. E, Bada Glimit'in lider olduğu e, ligde Rosenborg 4. sırada Stibbeck'te 8. sırada bulunuyor. 27 puanlı bir Rosenborg. E, de, diğer takımda 18 puanlı görünüyor. Karşılaşmalara bakacağım. Son maçta Rosenborg'un sıfırlık bir galibiyeti var. Ondan önce 3-2'lik bir galibiyeti var. Kendi aralarında oynanan maçlarda Rosenborg'un son 5 maçında e, 2-0 e, ondan yani önce de 3-2 sonra 5-1 deplasman takımı da 2-0 yani deplasman takımının zor puan aldığı maçlar maçları var yani. Ben bu artık tabii ki Rosenborg'a karşı yeneceğini hatta direkt bunu buna direkt e, Rosenborg'un 2-1 galibiyeti bile eklenebilir yani. Çünkü artık e, deplasman takımı bu maçta gol atacağını düşünüyorum. Çünkü son maçta gol atamamış. Ondan önceki maçı da gollü bitmiş. Ben bu maçta deplasman takımının da golünü düşünüyorum. E, maç sonucunda 2-0 2-1 e, 3-1'de Rosenborg galibiyetinin olacağını düşünüyorum. 1.45'te Rosenborg oranı var. İsten Rosenborg oranı da deneyebilir. Zaten e, ee, ligde ben Bodo benim favorim arkadaşlar. Şimdi diğer maçıma geçiyorum. Bir İsveç Ligi arkadaşlar. Hemen ee, oranlara bakalım. 1.50'lik Malmö 3.40'lık beraber 3.90'lık da Elfsborg oranı var. Şimdi bu ligde arkadaşlar e, ee, Malmö'nün liderliği devam ediyor. Altında Elfsborg geliyor. Şimdi bu iki takımın mücadelesinde e, goller olur bence diye düşünüyorum arkadaşlar. Arkasında da Haşiyen 30 puanla zaten takibi ediyor Esporgu. Bu maçtan puan çıkarırsa e, iyi çıkaramazsa zaten dördüncülüğe kadar e, düşebilir. Hatta bayağı da alta inebilir puan çıkarmak isteyecektir. Zor bir maç olacak iki takım için. Malmö'nün 38 puanına olduğunu görüyoruz. 1.50'de Malmö oranı açılmış. Yani bana göre biraz yüksek 1.40 falan olsa ideal olabilirdi diye düşünüyorum ben Malmö'nün oranının. Şimdi bu iki takımın aralarında oynanan maçlarda Aspor'un son maçı 1-0 maçının da Malmö'nün 3-0 yendiğini görüyoruz. Malmö'nün son maçında 2-1'lik galibiyet. Yani Malmö'nün lider olduğu için son 5 maçında hep galibiyet olduğunu zaten son 5 maçın 4'ünün 2.5 gol üstü bittiğini e, Elfsborg'un da son 5 maçının 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyetinin olduğunu görüyoruz. Onlarda da golle geçen maçlar olduğunu görüyoruz. Şimdi bu iki takımın maçında e, karşılıklı gol var. iyi gider arkadaşlar. Birinci ve ikinci olan takım birbirlerine gol atar diye düşünüyorum arkadaşlar. Herkese bol şans, bol kazançlar diliyorum. Umarım 30 e, Ağustos Zafer Bayramımız e, zaferiyle birlikte bize de içlerinden seçip oynayın. Tabii bize zafer getirir inşallah. Herkese bol şans diliyorum, bol kazançlar.